Kozluk, yüksek dağların etrafında kurulmuş tarihi bir ilçedir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazdığına göre Kozluk halkı eğitimli, hoşgörülü ve cesur bir halkın torunlarıdır. Kozluk, bulunduğu konum itibariyle Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman illerinin merkezden olmakla beraber önemli tarihi yapılarla da komşuluk yapmaktadır. Batman-Diyarbakır sınırları arasında yer alan Malabadi Köprüsü bulunmaktadır. Mostar Köprüsü'nün ikizi olarak kabul edilen köprü, dünyadaki taş köprüler arasında kemeri en geniş olanıdır. Köprü üzerinde, işlerin içerisinde insan, hayvan, güneş motifleri bulunuyor. Köklü bir tarihe sahip olan Kozluk'un önde gelen bir diğer tarihi yerleşimi ise M.Ö. 885 yılına dayanan Erzen Antik Kenti'dir. Erzen şehrinin tarihi İslam öncesi ve İslam dönemi olmak üzere iki döneme ayrılır. Erzen ismine ilk defa Asur Kralı 2. Assurnasirpal'in Nair ülkesine yaptığı seferleri anlatan çivi yazılı metinlerde rastlanılmaktadır. Erzen Antik Kenti döneminden kalan Balıklı Göl yaklaşık 3000 yıllık geçmişe sahip olup her yıl çevre il ve ilçelerden binlerce turist almaktadır. Balıklı Göl, Roma döneminden itibaren insanlar tarafından inanç ve sağlık turizmi kapsamında kaplıca, kür merkezi ve tedavi amacıyla kullanılmıştır. Günümüzde de burası bir şifa merkezi olarak bilinmekte ve gölde yaşayan balıkların kutsal olduğuna inanılmaktadır. Kozluk, Batman ilinin en büyük ilçesidir. Muş dağlarının güney eteklerinde kurulmuş tarihi bir yerleşim merkezidir. Tarihi bir yerleşim birimi olan Kozluk'un eski adı Hazzo'dur. Kozluk'ta M.Ö. 8600-8000 yıllarına ait arkeolojik kalıntılar bulunmuştur. İlçenin en eski yerleşim birimlerinden biri olan Hazzo'nun Kale Mahallesi'nde ve civarında İbrahim Bey Camii, Hıdır Bey Camii ve Kozluk Kalesi gibi geçmişi günümüze taşıyan tarihi yapıtlar bulunmaktadır. İbrahim Bey Camii minaresinde 12 çizgiyle ayrılmış, güneş saatiyle de dünyada bu türden olan İkinci camii olma özelliği de taşımaktadır. İlçemizin farklı yerlerinde bulunan Yıldızlı, Kandil, Rabat Kaleleri, Pisyar Köprüsü, Alıçlı Köyü'nde bulunan eski mezar yapıları, Mizgeft Yeraltı Sarnıcı ve Hallan Çemi ziyaretçiler için geniş tarihi bir yelpaze de sunmaktadır. İlçenin kuzeyi, doğusu ve batısı akarsularla çevrili olup yarımadayı andırmaktadır. Dağlık kesimlerde yaylalar ve soğuk pınarlar bulunmaktadır. Kozluk'un toprağı verimlidir. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Başta tütün, buğday, mercimek ve pamuk olmak üzere toprak ve iklim hemen her çeşit tahıl, sebze ve meyve yetiştiriciliğine elverişlidir. Kozluk bunun yanı sıra kendine özgü tarımsal ve yöresel ürünleriyle de ön plana çıkan bir ilçedir. Geçitaltı Köyü ve dağlık bölgelerinde bulunan 17 köyümüzde yetişen Kozluk domatesi, kendine has görüntüsü, tadı ve lezzetiyle de ön plana çıkan bir üründür. Kozluk mereto balığı, dağ armudu ve cevizli sucuk şahıranı da Kozluk'un diğer meşhur ürünleridir. Taşlıdere köyümüz sınırlarında yer alan kaplıcalarımız, turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Huzur ve sağlık kaynağı kaplıca sularında
her yıl binlerce insan şifa buluyor. İlçede ana sanayi kolu toprak ve hazır betondur. Fırınlanmış kilden tuğla ve BIMS imalatı en çok istihdam sağlayan sektörlerdir. Tuzla Gözü ve Derince köylerinde üretilen kaya tuzu, peynir, turşu ve salamura gibi gıdalarda ve hayvancılıkta bölge halkı tarafından kullanılmaktadır. Kozlu kaya tuzu yaklaşık 300 yıldır bölge halkı için önemli bir gelir kaynağıdır. Doğal ve coğrafi güzellikleriyle ön plana çıkan Kozluk'ta bulunan Angebire Tosunpınar bölgesi hem ağaçlık hem de yeraltı suyu kaynağı dolayısıyla yaz aylarında çevre il ve ilçelerden oldukça rağbet gören bir mesire alanıdır. Kozluk'a geldiğiniz vakit keşfedilmeyi bekleyen birçok güzellik sizi bekliyor olacaktır.